Şşş, bunlar mı bizim psikolojimizi düzeltecek? Tamam yavrum, kendileri psikolojik vaka. Lan hep saygısızdın, hala da saygısızsın be. Sus sus. Selin yenge, insanlar konuşa konuşa anlaşır. Değil mi Taceddin? Hı hı. Ay, bu Taceddin nereden bilecekse insanları? Ayıp oluyor ama ya. Ya Volkan kardeşim, Selin yengeye bir şey desene. Ne yengesi be? Annem hep der ki, yuvayı dişi kuş yapar der. Kadın hep alttan almalıdır. Eğer bir iş bozuluyorsa, kadın fettandır, ondan bozuluyordur der. Erkekler hep saf der annem. Bak anneye bak, aferin senin annene. Ne alaka be? Lan Taceddin, buraya güya duygularımızı konuşmaya geldik. Neden anneni anlatıyorsun? Ya tecrübedir Volkan, eski kadın, öyle deme. Neyse. Selin, madem komşuyuz, yüz yüze bakacağız. Yani ben şahsen duygularımla yüzleşmekten çekinmiyorum yani. Ya seni mi kıracağım? Ben de yüzleşirim yani. Ne olacak ki? Şimdi iyi kötü bir şey yaşanmış. Ben seni sevmişim. Sen beni sevmişsin. Ya tabii canım ya, onlar ayrı. Ya önemli olan ya şimdiki duygularımız. Dostluk mesela. Son acıma... Selin, Volkan'ın duyguları kaput. Bitti herif. Bak boynunu çeviremiyor. Kötürüm gibi. Hadi lan. Bir kere benim boynum astı yüzünden böyle. Koltukta ters oturmaktan inme indi boynuma. Selin benim için niye o kadar önemli olsun ki? Ha, bravo ya. Bravo. Ya hep böylesin değil mi Volkan? Hiç değişme. Aman açık açık belli etme duygularını. Kedi pisliğini örter gibi ört üstünü. Ne diyorsun be kızım? Ne kedisi ne pisliği ya? Pis pis konuşma benimle ya. Kadınların hepsi kedi karakterlidir. Nankördür bunlar. Ama Aslı hariç. Ama abi, Volkan da kızın nikah masasında yüzüstü bırakmadı mı bir yerde yani? Lan Sertaç, sen kimin tarafındasın ya? Abi doktor öyle demiş ya, duygular ortalığa dökülsün demiş ya abi. Bir dakika. Kimi kimin nikah masasında bıraktı? Ha? Kim kimi? Ben istemedim evlenmeyi, ben. Anladınız mı? Volkan ayarttı seni Selin yenge. Ya Selin geberiyordur evlenelim diye ya. Bütün İstanbul'u çağırdın düğüne, millete oturacak yer bulamadık. Hah, ağzına sağlık kardeşim valla. Abi kız elini sallasa istediğini bulur yani. Para gani gani. Bir dakika kardeşim, her şey para mı yani? Ayrıca Volkan'da da para var. Ama abi kız haklı. İnsan kaynananın yan dairesinde oturur mu hiç yani? Şimdi yok mu bu arkadaşımızın bir yalı dairesi tutacak parası? Ay, evet ya. Şimdi hatırladım ben. Sıkıştıracaklardı bizi küçücük daireye. Evet, hatırlıyorum. Allah Allah, insaf ya. Ne varmış bizim dairede ya? Mis gibi daire ya. Aa, nereden çıkıyormuş bu yalı dairesi ya? Ay, şimdi o geçen seneki kabusları hatırladım ben. Aa, boynum. Aa, düğün günü çıkmadı mı bu yalı dairesi mevzusu? Ha, şimdi hatırlıyorum ben de. Ne? Allah'ım yarabbim! Herkes her şeyi biliyor mu Volkan? Ha? Abi yeni gelin. Hakkı değil mi güzel ev istemek? Vay be Toca, bak her şey yolunda gidiyor. Döküyoruz her şeyi ortaya. Süper gidiyoruz abi. Helal olsun kardeşim, helal olsun. Volkan senden devret ediyorum. Hayatımı kararttı Selin, hayatımı karardı. Niye böyle oldunuz abi siz şimdi? Konuşuyorduk işte. Ya niye düzelmediniz mi siz ya? Niye böyle oldu ya? kas gevşetici. Kas, Mahmut! Mahmut kas gevşetici, kas gevşetici, konuşamıyorum.